Anne geldiler mi? Gelmediler de senin burada olman da hiç iyi bir fikir değil yani biliyorsun. Anne ne yapayım? Ne yapayım babam gelecek diye kendi evimden mi gideyim? Zaten çok geçti artık geldiler. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi sana. Nasılsınız canım? İyi hoş geldin. Hoş buldum. Canan bu kızın okulu yok mu ya bugün? O kız benim baba. Bana sorabilirsin bunu. Tamam sana sorayım ne işin var burada? Okulun yok muydu senin? Ya hayır tamam ya. Çok büyük bir sorun olacaksa ben çıkayım gideyim. Yok yok tamam madem merak ediyorsun kal dinle. Zaten uzun konuşmayacağız. Geçelim oturalım konuşalım hemen. Şu sandalyeyi alabilirsin. Nasılsın? İyi sen? İyi iyi o da iyi. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Savcı Akgün'ü mahkemeye sevk etti ve mahkemeden yüksek ihtimalle tutuklu yargılanma talebi çıkacak. Yani bence tutuklu yargılanmaz sanmıyorum. Şimdi tabii hakime bağlı. İki tane hakim var. Bir tanesi daha alımlı. Eğer o gelirse o yani onun sonucu daha makul olacaktır ama diğerini İstanbul'dan tanıyorum. Bu durumlara çok sert bakıyor ve Akgün'ün babasını da tanıyor. Yani onun olması durumunda Akgün için sonuç pek iyi olmayacaktır. Hayır ya. Ya oluyorsa da olsun yani. Siz canınızı sıkmayın, üzmeyin kendinizi. Niye? Olacağı varsa biz onu öldürmeyeceğiz işte. Bir şekilde bulacağız ama öncelikle sana bir avukat bulmamız lazım. Siz ikiniz bir dışarı çıksanıza ben Akgün'le bir yalnız görüşeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen sevinme Yağmur. Avukatı olacağım demedim. Konuşacağım önce. Tamam. O zaman ben bahçedeyim. Sen beni de mi kastettin? Anlamadım. Canancığım ben de hukukçuyum yani burada kalayım bir faydam olur falan. Baş başa konuşacağım dedim ya Selim. İkiniz de çıkar mısınız? Gidin. Peki tamam. Peki. Canan. Problem olacak bu size. Karşı taraf sizin arkadaşınız yapmayın. O yüzden beni ikna etsen çok iyi olur. Bak Gün. Bak. İnsanların evine girmişsin. Çocuğun ağzını burnunu dağıtmışsın yani burnu falan kırılmış. Şimdi bu korkunç bir şey. Bunu savunulacak bir tarafı yok. Haklısınız. Ama yani bir şey mi oldu öncesinde? Bir şey mi yaşadınız? Bir konuşma mı oldu? Tahrik mi etti seni? Yani... İfademde belirttim Canan Hanım. Her şeyi söyledim ifademde. Ben senden duymak istiyorum Akgün. Yüzüme bak anlat bana. Seni savunacaksam iyi bir nedenin olması gerekiyor. Ben uyarı için gittim oraya. Sonra arkamı dönüp çekip gidecektim. Gidiyordum da yani ama... son anda böyle Yağmur'un üzerine öyle bir şey yakıştırdı, öyle bir şey ima etti ki ben. Ne? Siz annesisiniz, size söyleyemem ben herhalde bunu. Söyle Akgün. Ya ben annesiyim zaten, değil mi? Bilmeye hakkım var bunu. Evet. Değil mi? O yüzden utanma, sıkılma. Anlat bana ne olduğunu. Açık açık konuş, hadi. Keşke savcım da olsaydı da. Yok savcım falan. Beni mi beğenmiyorsun? Ne oluyor? Anlatsın mısın? Yok estağfurullah, öyle değil de. Ya ben tam gidiyordum. Bu Yağmur kucaktan kucağa dolaşıyormuş falan dedi. Benim tabiatım bu canım. Tamam? Anladım.